Sabahtan beri hiç konuşmadın. Keyfin mi yok? Yok. İşleri düşünüyordum ben. Merak etme, her şey yoluna girer. Sen işe mi gideceksin? Bütün gün ofiste olacağım. Yani yetiştirmem gereken bir sürü proje falan var. Tamam. Kolay gelsin o zaman sana. Sana da. Gel öpeyim. Takip mi ediyorsun? Yine mi sen ya? Vallahi ben de aynı soruyu sana sormak istiyorum. Ay hadi çabuk çabuk, gitti adam. Hani işe gidecektin? Efendim Öykü. Merhaba Ayaz'cığım. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Ne demek ne oldu ya? Kocamı arayamayacak mıyım ben? Neredesin? Öykücüğüm, işe gidiyorum. Az önce konuştuk bunu. Evet, konuştuk da. Ne bileyim ya, belki karar değiştirmişsindir. İşe gitmekten vazgeçmişsindir. Ben de gitmemişim mesela bugün. Birlikte baş başa bir şeyler yaparız. Öykücüğüm, ben bugün çok yoğunum. İş yerinden çıkamam. Başka bir şey söylemeyeceksen kapatıyorum. Ama... Akşam görüşürüz. Kapattı. Şirket ne zaman Ataşehir'e taşındı acaba? Ha, gidiyor gidiyor, çabuk takip et. Araç bozuldu galiba, baksana. Ya tamam tamam, çabuk sen kolundan falan geç, kaçırmayalım. Ben senin işler çevirdiğini öğreneceğim Ayaz. Elimden kurtulamayacaksın. Hiç lafı çevirme. Bana yalan söyledin. Yoksa... Ayaz yoksa başka biri mi var? Ayaz daha evleneli kaç gün oldu? Ne çabuk bıktım benden. Öykü saçmalama, daha neler? Ya sen iyice paranoyak oldun ha. Peki niye bana yalan söyledin? Niye işe gidiyorum dedin? Ayaz kim için geldin buraya? Niye geldin? Kimle buluştun burada? Öykü, ben toplantıya geldim. İş toplantısına. Anladım. Anladım, toplantıya gelmişsin. Anladım. Niye anladın Öykü? Ya Zerdeçal Tekstil'e gelmişsin. Belki kendini itiraf etmek istersin ha, neler çevirdiğini. Burası siparişlerini bizden geri çeken şirket. Ben...
Ben bu binaya iş konuşmaya geldim. İş konuşmaya geldiğim belli zaten. Hiç laf eveleyip geveleme hayat. Ne yaptığını biliyorum. Zerreçal Tekstil'e geldin. Çünkü artık bizde çalışmayacaklarına göre onca siparişi başka bir şirkete vereceklerini biliyordun değil mi? Ne var bunda? Onlara teklif vermeye geldin değil mi? Annenle beraber olup müşterimi elimden almaya çalıştığınızı inkar mı edeceksin? Zerdeçal Tekstil senin müşterin değil. Senin de değil. Olmayacak da. Sen Zerdeçal nedir daha onu bile bilmiyorsundur. Tabii ki de biliyorum. Zerdeçal bir bitki. Aynı zamanda baharat olarak da kullanılıyor. Gördüğün gibi dersimi çalıştım. Aman ne güzel. Hiç boşuna lafı çevirmeye kalkma hayat. Biz neyi tartışıyoruz ki burada? Senin bu yaptığına fırsatçılık denir. Fırsatçılık değil Öykü, ticaret. Eğer bir talep varsa, siz bu talebi karşılayamıyorsanız biz de teklif verebiliriz. Senden bunu hiç beklemezdim Ayaz. Ya daha annenle çalışmaya başlayalı kaç gün oldu? Hemen ona benzedin. Annem beni, ya senin karını bitirmeye çalışıyor. Sen de ona yardım ediyorsun. Öykücüğüm bak, iş başka, aşk başka. Biz evde karı kocayız tamam. Ama piyasada rakibiz. Senin bunu ayırmayı öğrenmen lazım. Öğrendim Ayaz. Teşekkür ederim. Ama annene asla pes etmeyeceğimi söylemelisin. İkiniz de bunu böyle bilin. Çünkü karşınızda yılların Atlantis'i var. Yani sahibi değilse bile sözünde duracak olan bir Atlantis. Ayrıca karşınızda Öykü Dinçer var. Genç olsa bile pes etmemeye kararlı, inatçı, çalışkan Öykü Dinçer. Öykü Hanım. Lütfen, lütfen sözümü kesmeyin. Ne diyordum? Ayrıca bu Öykü Dinçer'in arkasında, özel hayatında onu her zaman destekleyen bir ailesi var. Tamam, kayınvalidemle arada atışıyoruz ama ne olacak ki? Böyle şeyler her ailede olur. Bir de bunun yanında Öykü Dinçer'in şirketinde güçlü, kendisine güvenen bir ekibi de var. Tamam Öykü Hanım. Gerçi Sabit Bey'le arada farklı düşüncelerimiz oluyor ama olsun. Bu farklılıklar bizi güçlü kılıyor. Anladım Öykü Hanım. Sizinle çalışmayı kabul ediyorum. Sonra... Ne? Pardon, ne dediniz? Ben o sırada kafamda ne söyleyeceğimi kuruyordum da tam duyamadım o yüzden. Tamam diyorum, siparişlerimizi geri çekmiyoruz. Sizinle çalışacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayal, gel şaşırt bugün beni. Aklımdan